Herkese merhaba. Bu videomuzda SAP 2000'de gruplama yaparak nasıl daha rahat, daha pratik bir çalışma yapabiliriz onu göreceğiz. Öncelikle basit bir çerçeve oluşturalım. Çelik yapılarda sık kullanılan profilleri tercih ediyoruz. Aynı zamanda hangar tipi bir yapı tercih ediyoruz. Çizimi yaparken en baştan yapmayı tercih ettim ki aralarda eksik bilgisi olan arkadaşlar bu şekilde kendilerini tamamlayabilirler. Yeni bir şeyle birdenbire karşılaşmamış olurlar böylece. Standart olarak SAP 2000'i açtığınızda siyah arka plan ve çizdiğiniz çubukların rengi de sarı olacak şekilde görürsünüz. Bazı versiyonlarda beyaz arka plan, mavi çubuklar olabilir. Şimdi ilk olarak kolonları seçerek Assign menüsünde Assign to Group seçeneğini seçiyoruz ve Add New Group diyerek grup ismini tanımlıyoruz kolon diye. Aynı zamanda istediğimiz bir rengi verip OK dediğimizde kolonlar o gruba atanmış olacak. Daha sonra kirişleri seçip yine aynı işlemleri yaparak bu sefer kiriş grubunu ekliyoruz. Daha sonra bu grupları görebilmemiz için bu menüden Selected Groups kısmına gelip eklediğimiz grupları seçmemiz gerekiyor. Daha sonra OK dediğimizde ve modelimize geldiğimizde kirişlerimizin ve kolonlarımızın istediğimiz renge geldiğini görüyoruz. Şimdi kolon ve kirişlerin kopyalama işlemine geçelim. Replicate menüsünü açıyoruz. Ctrl R kısa yolu. Buradan aks aralığı kadar bir mesafe girip 6 metre olarak belirlemiştik daha önce. Daha sonra gruplarla beraber kopyalama yapmak için Group Assigned kısmından Select Groups seçeneği tıklayıp eklemiş olduğumuz gruplara eklememiz gerekiyor. Burada mesnetleri seçmeyi unuttuğumuz için mesnetler kopyalanmadı. Şimdi tekrar aynı işlemleri yaparak bu sefer mesnetleri de seçiyoruz. Ve işlemlerimizi tekrarlıyoruz. Burada mesnetleri ve grupları da işaretleyerek tekrardan kopyalama işlemimizi yapıyoruz. Şimdi aks sayısı kadar kopyalama yapacağız. Yani çok kopyalama yapacağız. Burada 5 adet aksımız var. Kopyalayacağımızla beraber 6 adet. Replicate menüsünde Number of Copies kısmına 5 yazdığımızda kirişlerimiz ve kolonlarımız bütün akslara kopyalanmış olacak. Şimdi modelimize hızlıca devam edelim. Öncelikle aşıkları, çatı aşıklarını yani çatı kaplamasını taşıyacak olan elemanları çizeceğiz. Ara işlemleri çok anlatmayacağım. Siz videoyu izleyerek takip edebilirsiniz. Aşıkları çizebilmek için kirişleri 6 eşit parçaya bölmüştük. Şimdi kirişleri tekrardan tek parçaya getirmek istiyoruz. Kirişleri toplu olarak seçmek için Select menüsüne gelip Groups seçeneğine tıklıyoruz. Bunun kısa yolu Ctrl G. Buraya gelip kiriş grubunu seçtikten sonra ve OK dedikten sonra bütün kirişleri tek seferde seçmiş olacağız. Şimdi gruplama işlemini aşıklar içinde yapıyoruz. Aşık isminde bir grup oluşturup elemanları o gruba dahil ettik. Daha sonra görüntülenmesini sağlıyoruz. Bu işlemleri yapmamızın sebebi gruplama yaptığımız elemanları çok hızlı bir şekilde seçip kopyalama yapabilmemiz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde aşıkları seçerek bütün projeyi kopyalayabiliyoruz. Şimdi ben hızlı bir şekilde projeyi sonlandıracağım. Siz de yaptıklarımı takip ederek gruplama yaptığımızda ne kadar pratik bir çalışma yaptığımızı gözlemleyebilirsiniz.
Aynı zamanda projeleriniz görsel olarak da daha anlaşılır olacaktır. Çatı çaprazlarını da girerek projemizi kısmen de olsa tamamladık. Şimdi birkaç görüntüleme seçeneği de gösterip videomuzu tamamlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın.